Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size WordPress'e forum nasıl eklenir onu göstereceğim. Yani bir WordPress'iniz varsa eğer forum kurmayı göstereceğim. İçine forum kuracağız arkadaşlar. Nasıl mı oluyor arkadaşlar? Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir WordPress'iniz olduğunu düşünün. Böyle yüzlerce teması var WordPress'in zaten. Burada forum bölümü linki olacak. Tıklayınca bizim kurduğumuz forum içine gireceğiz. Hem WordPress kuracağız hem de böyle bir forum kuracağız. Aynı zamanda hepsinin kurulumunu, tamamen anlatımını baştan sona kadar yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen sıfırdan domain ve host alıyoruz. Hostinger sitemize gidiyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki abi sen diyor hep bedava domain ve host alıyorsun. Biz paralı yapacağız. Biz paralı yapacağız. İşte paralı.com isimli şey alacağız, site alacağız mesela diyorlar bazı arkadaşlar. Arkadaşlar paralı site alacaksanız şuradan tüm hesaplara giriyoruz arkadaşlar. Yeni hosting hesabı. Domain ve hostu aynı anda alıyoruz arkadaşlar şu anda. Yani domaini ayrı alıp, bazen YouTube'da videoları izliyorum. Domaini ayrı alıyor, hostu ayrı alıyor, bağlıyor, bilmem domain adresini yazıyor falan. Bizde öyle bir şey yok arkadaşlar. Direkt domain ve hostu birlikte almış oluyoruz. Com uzantılı paralı alacaklar. Tabii buradan alabilirler arkadaşlar. Hiçbir şey sıkıntıları olmasın. Devam et dedikleri zaman com uzantılı buradan aynı şekilde, hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Alabiliyorlar. Tek farkı kredi kartı bilgilerinizi gireceksiniz. Şimdi arkadaşlar buradan mesela bu sefer ne sitesi açalım? Haber sitesi, oyun sitesi mesela. Oyun cehennemi 1 diyeyim. Vardır ismi, o yüzden 1 koydum başına. Bunlar bildiğiniz gibi arkadaşlar bizim FTP şeyimiz, şifrelerimiz. Bunlar FTP'de lazım olacak arkadaşlar. Yok. Evet, ben robot değilim diyor. Bunun onaylanmasını bekliyoruz ve evet, onaylanıyor. Kurulum bekleniyor dedi. Evet, kurulum aktif şu anda. Bakalım kurulmuş mu? Baklamakta fayda var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kurulmuş. İsterseniz buradan hemen şey yapalım arkadaşlar. FTP'den de kontrol edelim. FTP'ye yazalım şeyimizi. Aman dikkat arkadaşlar, burada şey yapmayın, yanlış yapmayın. Bir kere yanlış girdiğiniz zaman bir daha bağlanamayabiliyorsunuz şeye, FTP'ye. Öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Güvenlik mi alıyor? Ne yapıyor? Koruma mı, kalkanı mı devreye giriyor bilmiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Ben şu anda bağlanamasam mesela bir daha bağlanmam mümkün değil. Bir kere yanlış girdiğin zaman bazen öyle oluyor. Neden oluyor bilmiyorum. Komple silip yeniden açmanız gerekiyor. Buradan silip hesabı sil, tekrar aç diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kurduk. Şimdi burada otomatik yükleyiciler var arkadaşlar. Diğer derslerimde izlediyseniz eğer PHPB kurmuştuk. Ondan sonra MYBB. Bunların hepsini buradan otomatik olarak hiçbir şey yapmadan direkt kur deyince kuruyor. Veri tabanı falan da oluşturmuyoruz. FTP programına da gerek yok. Ama buradan takip edeceğiz tabii. Şimdi kuracağız ama buradan da takip edeceğiz. Yüklenmiş mi falan diye. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakıyoruz buraya. Burada yüzlerce var zaten. Hepsini bedava kurabilirsiniz. Buradan neye bakıyoruz? Tabii ki WordPress, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya bir uzantı yazmıyoruz. Buradan direkt diyorum ki oyun cehennemi, aşağıya geliyorum. Oyunlar hakkında her şey yazdık. Şifremizi
Şöyle yapalım. Bunlar yönetici şifrelerimiz arkadaşlar. Veri tabanını oluşturmuyoruz. Kendisi otomatik oluşturuyor. Evet, burada beklememiz gerekiyor arkadaşlar biraz. Yüklendiği zaman sayfayı yenilerseniz hata verebiliyor. Biraz bekleyin arkadaşlar. Hele forum sitelerinde bayağı bir beklemeniz gerekiyor. En az 10-15 dakika. Beklemek istemiyorsanız eğer Hotmail hesabınıza da geliyor yüklendi diye bilgi. Mesela Yandex mail diyeyim. Yandex hesabım benim. Hesap aktifleştirildi diyor. Gördüğünüz gibi WordPress install it dedi, kuruldu. Hemen sayfayı yenilelim. Bu böyle kalır arkadaşlar. Bu hep kalıyor nedense bilmiyorum. Sayfayı yenilediğimizde gördüğünüz gibi WordPress'imiz kurulmuş diyor. Hemen arkadaşlar buradan yönetici paneline giremiyoruz arkadaşlar. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Böyle çıkmadı yönetici paneli falan. Burada detaylar var. Burada gösteriyor yönetici URL'sini. Buradan giriyoruz. Ne yazmıştık? Bizzat 3 yazmıştık. Şifremizi yazıyoruz. Direkt giriyoruz. Güncelleyebilirsiniz buradan. Öncelikle arkadaşlar temamızı bir değiştirelim. Cins bir tema. Şuradan şu temamızı seçelim. Yükleniyor. Evet, yüklendi arkadaşlar. Hemen bakalım yüklenmiş mi? Evet, burada başlangıç ve about yazıyor arkadaşlar. Buraya forum menüsü ekleyeceğiz. Tıklayınca foruma gidecek arkadaşlar. Öyle bir şey ayarlayacağız. Şimdi nasıl olacak? Şöyle olacak. Forum deyince arkadaşlar gidecek. Siteye gidecek. Yani buraya şey yapacağız. Şurası 7 niye yazdım? Lan slash olacak ha. slash.forum böyle tıklayınca gidecek arkadaşlar. Şu an bir şey yok diyor. Şimdi nasıl yapacağız onu? Şimdi hemen gene buradan aynı yerinden dikkat edin arkadaşlar. İstediğinizi kurabilirsiniz. Forum fark etmez. İstediğinizi kurabilirsiniz. Olabilir. Ya da upload sitesi kurup olabilir. Sitenizin içinde bir upload sitesi olabilir. Farklı farklı. Yalnız bir şey var. Bedava olduğu için bu iki tane veri tabanı açabiliyoruz. Daha fazla açamıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aksilikler çıkıyor tabii ki. Çıkmaz değil. Arkadaşlar şimdi buradan aynı yerden buraya nasıl gelmiştik hemen bir daha tekrar edelim isterseniz. Şuradan otomatik yükleyiciden el edebiliyoruz. Buradan hangi forumu kuralım? PHPB var, MYBB var. Bunlar sıkıntılı olabiliyor. Vanilla forum var. Şunu hiç kurmadık. SMFF forumu kuralım arkadaşlar. Başlığımızı oyun dünyası burada. Buraya arkadaşlar şimdi aynısını yazarsak WordPress'in üzerine kurulmuş olur ve çakışma olur ve boku yiyebilir. Forum yazıyoruz buraya. Yani forum deyince çıkacak sitemiz, forum sitemiz. Yükle diyorum ve bunun yüklemesini bekliyorum arkadaşlar. Bu forum olduğu için upload'u çok uzun sürüyor. İçinde çok fazla bilgi var. E-postanızdan takip edebilirsiniz. Böyle durumlarda sakın sayfayı yenilemeyin. Sayfayı yenilerseniz de sıkıntı çıkabilir. Sıkıntı çıkıyor yani daha doğrusu. Kurmadan yenilemeyin. Geldi mi? WordPress install it dedi. Gelmedi. Evet, yüklemesini bekleyeceğiz o zaman. Siz de zamanınızı şey yapmayın. Evet arkadaşlar, forumumuz yüklendi. Bakın görüyor, hala yürütülüyor yazıyor ama yüklendi. Bir 10-15 dakika sürüyor. Bayağı sürüyor arkadaşlar. Bekleyin. Yani şey olmazsa bekleyin arkadaşlar.
Ya abi bekledim bekledim olmadı diyebilirsiniz ama bayağı uzun sürüyor gerçekten bir yarım saat kadar falan bile sürebiliyor. Şimdi arkadaşlar ben yüklendiğini nereden anladım? Sayfayı dikkat ederseniz yenilemedim. Yenilerseniz direkt hata verir. Gördüğünüz gibi Yandex'in spam bölümüne gelmiş mesaj. Forum install it dedi. Şimdi artık sayfayı yenileyebilirim. Gördüğünüz gibi yüklenmiş diyor. Hemen tıklayalım. Gördüğünüz gibi forumumuz hazır. Girişte yapabiliriz. Çok kullanışlı, güzel bir forum. Kaliteli forum yani. Kullanıcı bulunamadı. Mehmet olarak mı girmiştik? Vallahi hatırlamıyorum ya. Bakalım. Evet, Mehmet olarak girmişiz. Bu tabii ki bizim admin şeyimiz. Admin olarak yönetici paneline gireceğimiz panel. O nereden görünüyor? Buradan gözüküyor zaten. Gel gelelim asıl soruya. Şu an sitemizin ana sayfası neydi? Buydu. Oyuncuyenlemies.com. Buraya girince şu an bu ana şeyi, ana sitemizin ana şeyi. Sadece buraya slash forum yazıp öyle girebiliriz. Peki ben buraya forum bir tane şeyi oluştursam ve tıklandığında foruma gitse böyle bir şey yapsak. Hemen yapalım arkadaşlar. Buradan başlangıca gidelim. Hemen yönetim panelimize gidelim. Burada sayfalar var arkadaşlar. Sayfa ekle diyorum. Buraya diyorum ki aynısını. Oraya girdiğimiz forum yazınca çıkıyor. Bu ismi aynı olması lazım. Yoksa girmez arkadaşlar. Forum diyorum. Ve yayınla diyorum. Ulan ne kadar çok yüklüyor be. Abi iyice şişmeye başladı. Şimdi ana sayfaya gidelim. Bakalım gördüğünüz gibi forum geldi. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi forum bölümü açıldı arkadaşlar. Aynı sitenin içinde forum. İsterseniz daha farklı şeyler de kurabilirsiniz. Mesela Upvote sitesi için Upvote falan yazıp uzantıyı bir sürü yüzlercesini kurabilirsiniz. Tekrar ediyor. Burada istediğiniz kadar site var. Anket siteleri var. Bilmem ne siteleri var. İstediğiniz kadar kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçi şey WordPress'in içinde arkadaşlar pluginleri var galiba. Kendi forum pluginleri var. Onlar da kullanılabilir. Bilmiyorum da yani bazı sitelerde vardı. Mesela Data Life Engine'e de kendi içinde plugin var. Onu yükleyince gözüküyordu. Hatta ana sayfasında forumdaki konuları gösterebiliyordu mesela WordPress içinde. Bu böyle arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela bu aslında bir alt domaindir arkadaşlar. Böyle de kullanılabilir. Mesela şöyle yazdığım zaman normalde böyle kullanılması gerekiyor. Ama olmadı. Neden olmadı arkadaşlar? Şimdi onun şeyini de yapalım arkadaşlar. Şöyle olacak o. Onu da yapabiliriz. Mesela şuradan alan adları diyor. Alt alan adı oluşturabiliriz arkadaşlar. Forum diyerek bir alt alan adı oluşturduğumuz zaman arkadaşlar çalışmaya başlaması 15 saate alabilir diyor. Tabii 15 saate alabilir dedi. Gördüğünüz gibi böyle forum içinde bir dosya oluşturdu. Tabii bu olabiliyor arkadaşlar böyle sıkıntılar. Şimdi gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Gayet sağlıklı bir şekilde açılıyor. Peki bu forumun ayarlarını nasıl yapabiliriz? Ona bir bakalım arkadaşlar. Forum bakımı diyor. Forumlar. Sistem şişti ya, sistem.
Çok kötü işte. Çok geç yüklüyor abi ya. Çok sakat. General bilmem ne. Değiştir diyoruz arkadaşlar burada general ismini. Mesela diyelim ki oyunlar. Her türlü oyun. Bu bölümde bulabilirsiniz. Mesela eklediğim. Değiştirdiğim. Yani burası şu kısım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunlar, kategoriler burası arkadaşlar. Yeni kategori de ekleyebilirsiniz. Gene yönetim panelinden aynı yere girerek arkadaşlar, forumlar bölümünden kategorilere girerek buradan oyunlar mesela bölüm ekle diyerek yeni bölüm filmler mesela buraya da filmler. Türkçe dublaj filmler yazabilirsiniz. Bilmem ne yazabilirsiniz. Bak burada izinlere çok dikkat edin arkadaşlar. Bu kişiler izin vermezseniz siteyi göremezler. Evet ekledik arkadaşlar. Ana sayfada bakalım gördüğünüz gibi filmler. Tıklıyoruz. Yeni konu aç diyor mesela. Diyelim ki abi bana Lazarus etkisi filmi lazım. Bu arada Lazarus filmi gerçekten çok güzel bir film. Tavsiye ederim size. Buradan selam arkadaşlar. Vallahi Lazarus etkisi filmi lazım. Evet. Gördüğünüz gibi abi bana Lazarus etkisi filmi lazım dedi. Konuya girince yanıtla diyebiliyorsunuz. Tamam koçum. Yardımcı olacağım. Diyebilirsiniz. Mesela buraya başlığı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Beğenmezseniz buradan değiştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar dosyada yükleyebiliyorsunuz. E-posta ekle, bağlantı ekle. Nereden yüklüyoruz dosyayı? Ekler ve seçenekler. Gördüğünüz gibi dosya yükleme seçeneğimiz var arkadaşlar. Deneme amacıyla yani normal upload siteleri gibi beklemeydi, yok bilmem neydi, saniye beklemeydi falan hiç böyle bir derdiniz yok arkadaşlar. Anında kuruluyor arkadaşlar ve anında iniyor arkadaşlar. Kaydet dediğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çıkıyor. İndir diyorum. Anında roket gibi. Hiçbir hız sınırlaması yok upload siteleri gibi. Çünkü kendi siteniz arkadaşlar. Buraya da bir link de koyabilirsiniz. Şey ana sayfaya geri dön diye. Şurayı forum olarak değiştirip ana sayfaya geri dön diyebilirsiniz. Ayarları var arkadaşlar. Onu ben şu an bu sistemi tam olarak bilmediğim için yönetim panelinden gene onu ayarlayabilirsiniz tahminimce. Temalar ve görünüm bölümünden. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Buradan bana her türlü ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter hesabından. Twitter'ı fazla kullanmıyorum. Facebook hesabından. Buradan canlı yayınlar yapıyorum bazen. Buradan bana
videolarımın düzenli olduğunu düşünüyorsanız, yani videolarımı çok beğeniyorsanız buradan bağış da yapabilirsiniz arkadaşlar. Emek harcandığını düşünüyorsanız bağış da yapabilirsiniz. Bu videoyu izliyorsanız eğer ki arkadaşlar, şu an videolardan hiçbir şekilde para kazanmıyorum. Onu da söylemek istedim. İleriki zamanlarda kazanır mıyım bilmiyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.